Köpekler ile öylesine içli dışlıyız ki onların farklı kişilikleri olduğundan, bizler gibi yaşlandıkça davranışlarının değiştiğinden çok iyi bir şekilde haberdarız. Bu da türler arasında bir yaş kıyası yapmamıza sebep oluyor. Çünkü iki tür arasındaki kişiliklerin zamana bağlı değişimini ilişkilendirmek istiyoruz. Tabii sadece bu da değil. Köpeklerin hangi evrede çocuk, hangi evrede genç, hangi evrede yetişkin veya yaşlı olduğunu daha net olarak tespit etmenin veteriner hekimlik açısından da büyük avantajları var. Çünkü insanlarda olduğu gibi köpeklerde de yaşa bağlı olarak tedavilerin değişmesi gerekebiliyor. Eğer tüm türleri ortak bir yaş skalasında buluşturabilecek bir yöntem geliştirebilirsek, hem türlerin gelişimsel biyolojisini daha iyi araştırabiliriz, hem de bu tür ilaç üretimlerini daha etkili bir şekilde yapabilir, onlara daha kaliteli yaşamlar sunabiliriz. Fakat türler arası yaş kıyası yapmak bugüne kadar hep zorlu bir süreç oldu. Mesela köpeklerle insanların yaşlarını kıyaslayan o meşhur hesaplamayı bilirsiniz. Köpeğinizin insan yaşını bulmak için köpeğin yaşını 7 ile çarpın. Böylece insan yaşını bulabildiğimiz iddia edilir. Örneğin Nixie 4 yaşında. Dolayısıyla bu hesaba göre insan yaşı 4 kere 7'den 28 ediyor. Ancak köpek sahibi olan herkesin bileceği gibi bu oldukça anlamsız bir hesaplama. Çünkü 1 yaşındaki bir köpeğin 3 yaşına gelene kadar yaşadığı değişimler, 7 yaşındaki bir çocuğun 21 yaşına gelene kadar geçirdiği değişimlerden çok farklı. Köpeklerimiz erken yaşlarda çok ama çok daha hızlı gelişiyorlar. İnsanların gelişimi ise çok daha yavaş ve uzun. Yani bu 7 ile çarpma yöntemi basitçe ortalama bir insan ve ortalama bir köpek ömrüne dayanıyor. Köpekler ortalamada 10 yıl yaşasa, biz de ortalamada 70 yıl yaşasak arada 1'e 7'lik bir oran var gibi gözüküyor. Bu doğru olsa bile anlattığım gibi bu iki türün büyümeleri her evrede birbirine eşit orana sahip değil. Köpekler başta çok daha hızlı büyüyor, sonra daha yavaş büyümeye başlıyorlar. İşte bu sorunu gören uzmanlar dümdüz bir yaş hesabı yapmaktansa genlere bakmaya karar verdiler. Canlıların genomunda yaş geni diye bir şey yok. Ancak yaşa bağlı olarak çeşitli genlerin aktivasyonunda değişimler yaşanabiliyor. Genlerin çalışma biçimini değiştiren bu unsurlara epigenetik diyoruz. Ve bu modern genetiğin ve evrimsel biyolojinin en heyecan verici sahalarından birisi. Uzmanlar genlerde meydana gelen metilasyon adı verilen bir kimyasal sürecin genlerdeki birikim miktarına bakarak epigenetik saat gibi bir saat tespit etmeyi başardılar. Bu yöntemi kullanarak sadece köpekler ile insanları değil, bütün türlerin yaşlarını birbiriyle kıyaslamamız ve bilimi ilerletmemiz mümkün olabilir. Ama köpeklerle insanlara odaklanacak olursak, iki türün yaşlanma örüntüleri arasındaki ilişki, biri diğerinin 7 katı olacak şekilde değil de, daha ziyade köpeğin yaşının doğal logaritmasının 16 katına 31 ekleme gibi ilginç bir formüle denk gelecek biçimde yaşanıyor. Bunu hesaplamak için bir hesap makinesi kullanabilirsiniz. Fakat bu denklem grafiğe döküldüğünde şu tarz bir ilişkiye karşılık geliyor. Bu grafiğe göre 1 yaşındaki bir köpek 7 yaşındaki bir insanla değil, yaklaşık 31 yaşındaki bir insanla yaşıttır. Ancak 4 yaşındaki bir köpek 28 yaşındaki değil, 53 yaşındaki bir insanla yaşıttır. Yaş ilerledikçe 1'e 7 oranı da nihayet belirmeye başlar ve nihayetinde 10 yaşındaki bir köpeğin gerçekten de 68 yaşındaki bir insanla yaşıt olduğu görülür. Bu yöntem yaklaşık 7 ile çarpma yöntemine göre çok daha mantıklı sonuçlar veriyor. Mesela 1 yaşındaki bir köpek rahatlıkla üreyebilir. Ancak 7 yaşındaki bir çocuk bunu yapamaz. Çünkü 1 yaşındaki köpek aslında 30 yaşındaki bir insanla yaşıttır ve 30 yaşındaki bir insan rahatlıkla üreyebilir. Benzer şekilde insanlar yaşlandıkça sürekli eşit hızda büyümezler. Büyümeleri ergenlik çağı sonrasında büyük oranda durur. Bu köpekler için de aynen böyledir. Zaten grafiğin başta oldukça hızlı bir şekilde büyüse de sonradan yavaşlamasının nedeni de tam olarak bu. Bu sayede insanlarla köpeklerin farklı çağlarını ayırt etmemiz de mümkün oluyor. Örneğin insanlarda 1-12 yaş arası çocukluk iken köpeklerde 2-6 ay arası çocukluğa karşılık geliyor. İnsanlarda 12-25 yaş arası ergenlikken köpeklerde 6 ay 2 yıl arası ergenlik. Bu evrede her iki türde de gelişim tamamlanıyor. İnsanlarda 25-50 yaş arası yetişkinlik iken köpeklerde 2-7 yaş arası yetişkinliğe karşılık geliyor. İnsanlarda 70 yaş ve üzerine kadar olan süreç yaşlılık iken köpeklerde 12 yaş ve üzerine kadar olan sürece yaşlılık diyoruz. Burada ufak bir uyarıda bulunmakta fayda var. Bu formül farklı boyuttaki köpekler için bir miktar değişebilir.
Örneğin bu videoda bahsettiğim formül Labrador cinsi köpeklerin genlerinden elde edildi. Ama bu çok da önemli değil. Çünkü elimizde objektif bir kıyaslama yöntemi olduğu sürece diğer canlılardan alınan verilerle de birçok formül geliştirebiliriz ve türlerin yaşlarını rahatlıkla birbiriyle kıyaslayabiliriz. Bu sayede buna uygun davranmamız da mümkün olabilir. Bir ağaca veya bir virüse göre yaşınızı merak ediyor musunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. İşte böyle. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız etrafınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca Evrim Ağacı'nın tamamen okur ve izleyen destekli bir bilim projesi olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer hayatınıza değer kattığımızı düşünüyorsanız bütçenizin el verdiği düzeyde bir miktarda Patreon, Kreosus veya YouTube üzerinden bize maddi destekte bulunabilir, birbirinden harika destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Her halükarda izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler için güzel bir sürprizim var. Tam da bu konuda köpeklerin evrimiyle ilgili olarak yeni bir kitap hazırlığı içerisindeyiz. Ve bu defa daha önceki kitaplarımızda olduğu gibi yetişkinleri hedeflemeyeceğiz. Daha küçük yaştaki dostlarımıza yönelik bir kitap hazırlamaya çalışıyoruz. Ben ve eşim Ashley beraberce yazdık bu kitabı. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak çıkarmayı umuyoruz. Umuyorum evrimi çocuklara anlatabilmek açısından çok faydalı bir eser olacak. Ve sadece evrimi de değil aslında. Bilimi anlatmaya çalışacağız çocuklara. Umuyorum çok faydalı olacaktır. Bunun müjdesini vermek istedim sadece. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.